Çabuk hemen arabayı getir. Kızım sakın korkma. Ben birazdan geleceğim. Tamam mı? Kimsem kalmadı kızım, kimsem kalmadı. Kapısını çaldı. Ben varım ya. Rahmetli babam, kardeşim, hiçbirinin mirasına sahip çıkamadım ben. Babam sen elinden geleni yaptın. Seni çok üzdüm, ben senin yüzüne nasıl bakarım kızım. Baba, baba sen hep hayatta ol. Hayatta ol, sen benim yanımda ol. Ben hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Seni kaybedersem ben ne yaparım ya? Düşündün mü hiç? Hiç gitme. Annem bizi birbirimize emanet etmedi mi? Etmedi mi? O zaman ellerimizi hiç bırakmayacaksın, tamam mı? Hiç bırakma elimi baba, tamam mı? Baba ne olur baba hiç bırakma. Şımar Hanım. Ben cüzdanımı unutmuşum da. Ben onu yani resmi. Çiçeğimi mezarında buldum. Bulduğum günden beri de böyle
içim içimi yiyor yani. Nasıl desem. Ve huzursuz oldum yani şımaranım. Hani neden huzursuz oldum deseniz net bir cevabım da yok. Ama böyle sormadan edemiyorum yani bu ne iştir diye. Şimdi Atlas götürdü desem saçma. Küçücük çocuk yani. Ne işi olur mezarlıkta, değil mi? O zaman kim Atlas'ın çizdiği bir resmi çiçeğimin toprağına saklasın? Ben yani düşünüyorum, çıkamıyorum bu işin içinden. Yani siz desem o da olmaz. Bu halde mezarlığa gidecek haliniz yok. Yani kim neden böyle bir şey yapar, niye yapar ben anlamış değilim. Ali! Lan nerede kaldın? Aa! Karıcığım? Bülent Bey pardon, ben şimdi geliyordum. Hayırdır karıcığım? Senin ne işin var burada? Ben... Bunu ben ne yaptım? Aşk olsun hayatım. Bana söyleseydin keşke. Şımaran Hanım çok sağ olun. Ben dünden beri kayboldu diye kahroluyordum. Sağ olun. Dandirik iğneden prim yaptın. Parayla satılamazsınız onu. Öyle bir değeri var benim için. Bunun sende ne işi var gülüm? Başka da bir şey yapmadım. Zaten okula da gitmiyorum. Eve öğretmen geliyor. Arkadaşlarımı da göremedim. Ah aşkım. Ben prensesle oynuyorum. Aa. Prenses kim? Kedim. Anne bir görsen bayılırsın. Çok tatlı, çok yumuşak. Babanın haberi var mı? O aldı zaten. Sevinmedin mi? Sevindim. Aa, sevindim. Sevinmez olur muyum hiç? Bir de çantası var. Ne? Çantası mı? Kedinin. Prensesin çantası. Prensesin çantası var. İstediğimiz zaman bir yere gittiğimizde içine koyuyoruz. Sen beni almaya geldiğinde prenses çantasına koyacağız ve götüreceğiz. Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? İyi düşünmüşsün. Gel bakalım. Oh, çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi düşünmüşsün. Ama bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yani birlikte olmak için artık kaçmayacağız. Sen de böylelikle burada da, evde de, odamda da bir şeyler saklamak zorunda kalmayacaksın. Bana gelirken de yanında ne getirmek istiyorsan, her şeyi, ne istiyorsan getirebilirsin. Babam izin vermez ki. Aşkım. Biz böyle şeyler için artık babandan izin almayacağız.
Bana inanıyorsun değil mi? O gün geldiğinde buradan böyle el ele rahat rahat çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Kusun. Babaannem. Benim artık gitmem lazım. Babaannem geldiği için mi? Daha sana anlatacağım şeyler vardı anne. Günlüğüne yaz. Neyime yazayım? Günlüğüne? Dur. Dur bakayım nerede burada defter. Ha. Bakayım boş muymuş bu defter? Boş. Şimdi bu defter senin günlüğün olsun, tamam mı? Tamam. Ve ben yokken yanında bana anlatmak istediğin, söylemek istediğin ne varsa hepsini buraya yazabilirsin. En ince ayrıntısına kadar. Mesela böyle her güne de tam burasına da böyle tarihi atarsın, tamam mı? Hem böylelikle ayrı kaldığımız günlerin hatırasını da sen tutmuş olursun. Sonra sen tekrar benim yanıma geldiğinde, ben seni benim yanıma aldığımda defteri açar, güzel güzel birlikte okuruz. Olmaz mı? Olur. Hatta renkli kalemlerle yazarım. Evet, çok güzel olur. Her gün başka bir renkle. Bu daha da şahane, muhteşem. Güneş. Geliyorum babaanne. Tamam, hadi. Hadi sen saklan, görmesin seni. Aşkım. Ben biraz önce ne söyledim sana? Hı? Artık kaçmak yok, saklanmak yok. Ama seni görürse? Hiçbir şey yapamaz. Korkma. Sakın korkma. Sen korkmuyor musun? Sen bana inanmıyor musun? Güneş, hadi kızım gel artık. Gel aşkım. Sen ne arıyorsun burada? Çocuğumu görmeye geldim. Yasal olarak... O gün nerede gelecek Hülya Hanım? Sıkın biraz dişinizi. Müsaadenizle. Aşkım. Sakın korkma. Bak ben hiç korkmuyorum. Tamam, tamam. İyi günler size. Çelebi'ye selamlar. Aşkım, seni seviyorum. Ben de seni. Açın kapıyı. Siz beni içeri almamak için emir aldınız. Benim dışarı çıkmamam için değil. O yüzden açın kapıyı. Ben polisi aramadan... Hayır, evin yolunu da öğrendi nasılsa. Babacığım. İyi misin? Hadi durmayalım. Gidelim buradan. Nereye? Bilmiyorum. Ama durmayalım, burada gidelim. Ben daha sonra gelirim kıyafetleri almaya, olur mu?
Bir şey mi oldu? Diyorum ki bu kadarı da pes. Sarnıç'taki yangınla ilgili acayip bir haber var. Kaza değilmiş, cinayet diyorlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kim yapmış? Vallahi bizimkinin avukatını almışlar, Çelebi'yi. Sultanahmet Emniyeti'nde sorgudayım. E daha duracak mıyız gülüm? Hadi. Mutfak katında kilitli kalan çalışanlar olduğu bilgisi hala resmi olarak teyit edilmedi. Ama bu söylentiler yangının bir kundaklama eylemi olduğuna yönelik düşünceleri kuvvetlendirmiş gibi görünüyor. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan Çelebi Kayabeyli ve kardeşi İskender Kayabeyli sorgu için emniyete getirildi. Kaza değilmiş. Devam eden Çelebi Kayabeyli ve kardeşi İskender Kayabeyli'nin tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacağının önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor. Ulan iyi patırtı koptu ha bu defa. İlk defa attığın taş vurduğun kuşa değdi lan. İlk defa mı dedin sen? Vallahi yazıklar olsun Ömer sana ya. Oğlum iltifat ediyorum sana. Ne trip yapıyorsun lan? Ne zaman çıkar bunlar? Yani ifadeleri alıp salmaları lazım da bundan sonrası önemli oğlum zaten. Bunun üstünü kolay kolay kapatamazlar kardeşim. Bak, bak artık haber her yerde. Haber tabii her yerde. Biraz önce canlı yayın yapanlar gördüm lan. Bunun altından kalkamazlar Ömer. Artık maç bizde kardeşim. Dönmez burada, mümkün değil. Şol. Selim Vurmaz'ı işten çıkardığınızı söylemiştiniz yangından sonra. Doğrudur. Bu kararınızın mutfak katındakilerin kilitlenmesiyle bir ilgisi var mı? Hayır. O meseleyi bugün sizden öğrendim. Yani Selim'in aşağıda yaptıklarının haberiniz yoktu. Tabii ki de haberim yok. Ya bakın zaten öyle bir şey olduğunu bilsem ben cezasını çekmesi için kendi ellerimle gelip size teslim ederdim. Peki. Selim'in aşağıdakileri susturmak için rüşvet vermesine ne diyorsunuz? Rüşvet mi? Peki bunca insana o kadar para verilmesini nasıl buluyorsunuz? Selim'in böyle bir maddi gücü olmadığı açık. Elbette. Parayı o vermedi zaten. Hı. Kim verdi? Ben verdim. Yani rüşvet iddialarını kabul ediyorsunuz. Hayır. Para verdiğimi kabul ediyorum. Rüşvet iddialarını değil. Yangında mağdur olanların ailelerine maddi yardımda bulundum. Üstelik sadece mutfak katındakilere değil. Kapıdaki korumadan kermeste satış yapan elemanların ailesine kadar. Bir suçu örtbas etmek istesem neden bundan haberi olmayan insanlara para dağıtayım? Ama sizin böyle bir yardımda bulunduğunuza dair bize bir bilgi gelmedi. Sağ elim verdiğini sol el görmez derler Korkut Bey. Böyle şeylerle gündeme gelecek adam değilim. Dilerseniz yardım ettiğim insanların listesini size versinler. Siz de konuşun. Hepsine ulaştık zaten. Onların da ifadesi alınıyor. Güzel. Demek gerçek ortaya çıkacak. Tanıkların ifadesi geldi. Mutfak çalışanların aileleri yani. Ölenlerin? Evet. Ne diyorlar? Sen bak istersen.
Çelebi Bey iddialarla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Çelebi Bey, insanların yangında kilitli kaldıkları arkadaşlar, doğru mu? Arkadaşlar. Hakkımızda çıkan haberlere istinaden bilgimize başvurulmak üzere emniyete davet edildik. İfademizi verdik. Yangında hayatı kaybeden işçilere yaptığımız yardımlar çirkin bir karalama kampanyası olarak aleyhimize kullanılmaya çalışıldı. Ama sağ olsun desteklediğimiz dostlarımız tanıklık yaparak durumu aydınlattılar. Çelebi Bey'in size yardım yaptığı doğru mu? Bir bize mi ya? Çelebi Bey yangından sonra herkese yardım etti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne demek görevimiz? Görev değil beyim. O senin yüce gönlünden koptu. Biz seni karanlıkmayız. Allah razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ne demek görevimiz? Başka sorunuz yoksa müsaadenizi isteyelim. İskender Bey, siz bir açıklama yapacak mısınız? Abim gereken açıklamayı yaptı. Ancak abiniz yangın sırasında itilen kadınlar hakkında bir şey söylemedi. Belki siz söylersiniz. Canlı yayındayız. Buyurun. Bu konu hakkında bir bilgim yok maalesef. Arkadaşlar daha fazla soru almayalım. Çünkü bizim yüzümüzden zaten insanlar yeterince yoruldu. Teşekkür ederiz. Biz sizin her zaman yanınızda isteriz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yazıklar olsun be. Evet, gördüğünüz gibi sorular cevapsız kaldı. Ama ben size gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Kadına gel. Lan ya. Var ya. Lan bir de adam elini öptürüyor. Ne bileyim, Allah razı olsunlar. Bir şeyler. Hayret bir şey ya lan. Adam içeriye zanlı girdi. Dışarıya kahraman çıktı ya. Bırak nasıl çıkarsa çıksın ya oğlum ya. Sakin olacağız biz. Ne demişler? Bu daha başlangıç oğlum. Ama o şerefsizler ne yaptılarsa bir bedelini ödeyecek. Ne ödeyecekler ya? Adam resmen topu kaleden çıkardı, 90'a taktı oğlum. Bırak taksın. Ama var ya, o İskender'in son anda söylediğin, of, içim buz gibi oldu ya. Ya işin ucu rüyaya dokunmasa ben daha ona neler derdim de. Bu kalabalığın içinden atmayacağım ona var ya. Bitti değil mi abi? Artık öyle polisle falan uğraşmayacağız. Polisle falan değil belki ama o ikisi durmayacak belli. Şimdi daha çok hırslanacaklar. Bu işin peşine daha çok gidecekler. İyi de ne yapacağız yani? Artık yapmadığımız şey kalmadı. Durmuyorlar belli. Başka türlü durduracağız. Nasıl yani? Haberi kimin yaptığı belli. Diğeri ona yardım ediyor. Şu anda onlara bir şey olsa sorumlu bizi tutarlar. Ayaklarına taş değse bizden bilirler. O yüzden başlarına çok şey gelecek. Ama bizde hiçbir ilgisi olmayacak. Anladın mı Adnan? Benim onların hayatında bir taşı oynatmam, küçük bir taş onların sonunu hazırlar. O zaman başlıyoruz. Bu gece hallederiz. Geceye kalmasın. Hemen, şimdi. Önce Ömer'i halledin, sonra Ozan. Baş üstüne. Ne yapacaksın? Ben hiçbir şey yapmayacağım. Alo? Merhaba, iyi günler. Ayşen Hanım'la görüşecektim ben. Evet, ofis direktörü. Ha, öyle mi? Cemre ben. Cemre Kayabeyli. Evet. Tamam. Benim numaram çıktı değil mi? Tamam. Evet, geri dönerse çok sevinirim. Sağ olun. Cemre, kusura bakma, rahatsız ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilemedik. Eve haciz geldi. Babam da pek iyi değil. Rüya. Belki Cemre uygun değil. Israr etme.
amca. Hadi baba. Arkadaşlarından birine götüreyim istedim. Kimseye görünmek istemedi. Otelde de bir kart rezilliği daha yaşamak istemedim. Biliyorsun durumları. Ona kızgınsın biliyorum ama en azından bir yer bulana kadar. Herkes bir şekilde Çelebi'ye inanmanın bedelini ödüyor. Bu kadar ağır olacağını beklemezdim. Ama geçecek. Benim halletmem gereken birkaç iş var. Tamam. Geçmem. Tamam. Çok teşekkür ederim Cemre. Etme. Yani bugüne kadar beceremedik ama belki bundan sonra aile olmayı öğreneceğiz. Böyle böyle. Yavaş yavaş. Birbirimize destek olduğumuzda, teşekkür etmeye ihtiyaç duymadığımız zamanlar yaşayacağız belki. Kardeşim hoş geldin, gel. Ali şey, rahmetli Çiçek'in nişanlısı. Kardeşim hoş geldin, eyvallah ya. Hangi rüzgar attı, buyur. Ya ben haberlerde gördüm sizi de. Merak ettim, bir geleyim sorayım dedim bu işin aslı astarı nedir diye. İyi yaptın ya, zaten olaya en hakim neredeyse biziz. Senin de kafanda ne varsa sor söyleyelim bir şekilde. Para vermişler, rüşvet falan diyorlar. Aynen, doğrudur, var öyle bir şey. Peki gerisi doğru mu? Gerisi derken? Sen İskender'e orada niye öyle bir soru sordun? İtilen kadınlarla ilgili. Ben niye İskender'e onu sordum? Rüya! Sevgilim. Sen. Rüya ne diyorsun sen? Katilsin sen, Çiçek'i öldürdün. Ya durun. Oğlum demek ki ben arkasız alan bir herifin kuyruğuna bastım. Onlar da beni direkt Kayabeylilere havale ettiler, bitirdiler oğlum. Bu kadar basit oğlum bu işler. Oğlum sen direkt failin kuyruğuna basmışsın. Kimmiş ya fail? İşte bu İskender mi ne? Davet gecesi bir tane kızı iteklemiş, kız da ateşlerin içine düşmüş, ölmüş. Şimdi kardeşim şöyle söyleyeyim ben sana. Yani bazı tanıklıklar var, tamam mı? Kadınların, o gecede orada olan kadınların bazı ifadeleri. O da o sırada yangında olduğu için. Bak, bak bana yalan söyleme. Eyvallah. Siz bir şey biliyorsunuz. Eğer bir şey biliyorsanız bana söyleyin. Ne olur söyleyin. Ben geceleri uyuyamıyorum. Her gece azap çekiyorum bak. O insanların sesleri, o yangında, o kapıda o insanların sesleri benim kulağımdan gitmiyor. Çiçeğimin sesi miydi, o insanların sesi miydi? Bak ben bunları unutamıyorum, uyuyamıyorum geceleri. Eğer bir şey biliyorsanız bana söyleyin. Ne olur bak. Bilmiyoruz ki kardeşim, yani hani bir şey de duymadık, görmedik ki. Şimdi ben sana bir şey söyleyip senin de aklını bulandırmak da istemiyorum aslına bakarsan.
gördü diye mi? Yok, o bir şey görmedi oğlum. Rüya Hanım. Ali. Ne işin var burada? Doğru mu söylüyorlar? Siz yangında İskender'i gördünüz mü? Ha? Siz mi söylediniz? Yok ya, biz bir şey söylemedik. O itilen kadın Çiçek mi? Hı? Ali. Şşş kardeşim, dur. Ali. Dur. Sakin. Ali, iyi misin? Ömer, bir su getirsene ya. Ali. Bir su iç kardeşim. Ali, duyuyor musun beni? Doğru mu? Ben kendimde değildim zaten, baygındım. Poliste... Ya itti mi, itmedi mi? Ha? Ali! Sen bekle, biz hallederiz. Ömer. Ali! Kardeşim! Kardeşim! Ali! Ali! Kardeşim bak, dur bir konuşalım. Sakin sakin ha. Ali! Bir ya dur Allah aşkına, bir dur ya. Tamam, bir bak kardeşim, bir dur. Tamam. Bırakın bak, çekil. Tamam, bıraktık kardeşim, bıraktık. Tamam, bırakalım da ne yapacaksın, ne edeceksin? Bir onu söyle, kurban olayım ya. Gidip bu heriften hesap soracağım, ne yapacağım? Yapma güzel kardeşim ya. Bir derin bir nefes al, bir dur Ali. Ya siz olsaydınız durur muydunuz ya? Ha? Durmazdık. Durmazdık da oğlum, bunlar adamı durduruyorlar lan. O ne demek ya? Öyle bir durduruyorlar ki kapıdan içeriye giremezsin. Sen gitsen şimdi İskender'e desen ki çık karşıma, çıkacağını mı zannediyorsun? Ne olacak biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. İskender'in kapısının önündeki korumalar senin ağzını yüzünü öyle bir kıracaklar. Ondan sonra da seni piyasadan silecekler. Bak kardeşim, sana şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ha. Bu meselenin çözümü böyle olmaz. Tamam mı? Biz sence boşa mı uğraşıyoruz Ali? Ha, boşa mı uğraşıyoruz kardeşim? Bu adamların hepsi cezasını çekecek. Bak, hepsi çekecek. Ama böyle tek başına giderek böyle yek yek çözemezsin bu durumu. Doğru söylüyorum. Tamam mı? Kardeşim, Ali. Ben inanıyorum, sen de onlara her şeyi yapabilecek yürek de var, cesaret de var. Aynen. Delikanlı bir çocuksun net, öyle değil mi oğlum? Aynen, tamam. Ha, ama sabredeceksin sen de. Hadi kardeşim, sen bir sakin ol. Tamam mı? Anlaştık mı? Ha? Tamam. Gidelim dükkana, bir çay içelim, bir ne yaparız, ne ederiz diye düşünelim. Yok, hayır, bak şimdi değil. Ben sonra gelirim sizin dükkanınıza. Tamam ama bak şimdi ben... Biz şimdi konuştuk ama kardeşim. Ya tamam ama bak, ne olur beni biraz yalnız bırakın ya. Tamam mı? Beni bırak. Tamam mı? Bırakın. Tamam, git kardeşim. Tamam. Eyvallah. Sakin. Bu çocuğu böyle bırakamayız ya. Ya tamam da yanına yaklaştırmaz ki. Ne yapayım ki ben şimdi? Ne bileyim, baksana haline, bir şey düşünelim. Ne düşünelim ki? Uzun! Gel buraya. Abi! Lan koş. Şu abini görüyor musun? Ha, gördüm. Ha, onu takip et, ne yapar, ne ederse bana raporlayacaksın, tamam mı? Aha. Hadi bak, bir şey kaçırma, tamam mı? Tamam. Hadi abi, koş. Fırla. Hadi, hadi. Dayı, bir bakacağım mı? Buyur, birine mi baktın? Bu Ömer Ataycı'nın bir dükkanı varmış burada. Ne tarafta? Şurası. Niye sordun? Bizim abiye kumardan büyük bir meblağ borcu varmış da. Bir ufak uyaracağız. Ömer'in kumarla muvarla bir işi olmaz. Öyledir. 80 bin borcu da babası taktı çünkü. Ya. Eşkıya mısınız siz? Bacım sen karışma. Ozan. Ne oluyor lan? Ya? Ne oluyor lan? Ömer. Rüya. Rüya, bir geçsene şöyle. Geç. Hayırdır abi? Bir derdiniz mi var? Vallahi bizim bir derdimiz yok. Ama senin çok borcun var. Ne borcu ya?
Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? Çık dükkandan. Sakin olun şampiyonlar. Alt tarafı bir iki vazo kırdık. Ne demek oğlum iki vazo kırdık lan? Mevzu çıkarmaya gerek yok değil mi? Bak etrafta esnaf, çoluk, çocuk. Hoş değil. Tamam da sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Yarına kadar o borcu kapatacaksın. Kapatmazsan daha fazlası için gene geleceğiz. O zaman etrafta kim var, kim yok bakmayacağız. Senin yüzünden kimsenin canı sıkılmasın. Değil mi? Eyvallah, öyle olsun. Hadi, hadi. Oğlum adam silah çekti lan. Ulan etrafta bu insanlar olmayacaktı var ya. Gördüm kardeşim, gördüm. Dur anlayacağız ne olduğunu. Ne oluyor oğlum burada? Kim bunlar böyle? Ah babacığım, bir bilsem, bir bilsem. Abi sana bir şey dediler mi? Ömer'i sorurlar. Kumar borcu var dediler. Ne borcu, ne borcu varmış? Kumar. Ne kadar olduğunu da söylediler mi? Söylediler. 80.000. Çok. Babacığım benim ne işim olur kumarla filan ya? Ben de öyle söyledim. Ömer'in böyle işlerle böyle insanlara bir iş olmaz dedim. Aynen. Tamamdır abi, eyvallah, sağ ol. Dön tezgahına sen. Hadi. Hadi dayıcığım. Hadi abla, yanlış anlaşılma olmuş ya. Bir şey yok, rahat olun, bir şey yok, bir sıkıntı yok. Herkes işine gücüne, hadi evine. Kardeşim gir sen dükkana. Gir. Rüya sen de. Tamam. Anladım. Eyvallah. Siz şimdi bir kaybolun. Ben haber vereceğim. Gözdağı vermişler. Mahallede de duyulmuş yaptıkları. Adamlar bizden mi? Onlar bile kime çalıştığını bilmiyor. Güzel. Devam ediyor muyuz? Söylediğim gibi. Harbi de istemiyorum. Sakin sakin. Baş üstüne. Haberleri gördün mü? Yeni bir şey mi var? Kahraman ilan edilmişsin. Elini öpmesini sen mi söyledin? Çünkü o bayağı etkili olmuş. Söylememe gerek kalmadı. Zamanında elimi öpmesini yetecek kadar para almıştı. Ömer. Hı? Tanımıyorsun değil mi oğlum bunları? Oğlum tanımıyorum ya. Nereden tanıyayım? Sizin oradan da değiller yani. Değiller. Sizin oradan ne? Ya benim oyuna gittiğim bir yer var. Ondan bahsediyor işte. E oynuyormuşsun işte kumar. Niye yalan söyledin adama? İşte işim olmaz falan. İşim olmaz çünkü. Hiçbir şey anlamadım. Ya ben mekan için oynuyorum. Ben kazanırsam mekan kazanıyor. Ben kaybedersem mekan kaybediyor. Böyle. De ben hayatta kaybetmem, o ayrı. Mekana da borcun yok değil mi kardeşim senin? Oğlum sistem öyle çalışmıyor ki ya. Benim masadaki parayla bir işim yok. Yövmiyeli işçi gibi düşün beni. Bu kadar. Tamam oğlum, var diye demiyorum zaten. Tamam. Gün geçmiyor ki Ömer Bey'le ilgili yeni bir şey öğrenmeyelim. Sen daha dur. Daha sürprizler var, hiç sıkılmayacaksın. O belli. Aksiyon falan da var maşallah. Var, o da var. Kardeşim sana bir şey diyeceğim ya. Şimdi bu herifler geldi böyle bir anda dağıttılar mekanı falan. Tanımıyorum da diyorsun. Aklım karıştı oğlum benim, yani ne ayak o zaman bunlar? Oğlum bir şey diyemiyorum, hiç kafamda kuramıyorum ki. Bugüne kadar böyle bir şey yaşadık mı? Yaşamadık. Onlar mı yaptırdı diyorsun? Bilmiyorum diyorum kardeşim, bilmiyorum da ne bileyim işte, olabilir. Vallahi şaşırmam. Ya onun uzmanlık alanı bu. İnsanları zaaflarından yakalamak. O zaman biz rahatız desene. Nasıl yani? Ya bizde zaaf maaf yok, al işte bu kadarız bak. Abi ne yapacaklar, gelip canımı mı alacaklar? En fazla gelirler burada 2-3 tane vazo kırarlar, boş yaparlar, yalandan çıkar giderler. O da başımızın gözümüzün sadakası olsun ha. Ceketimi alırım çıkarım diyorsun yani. Öyle yaparım. İyi, o zaman bana müsaade. Sen nereye gidiyorsun? Benim de hafiflemem lazım, senin kadar olmasa da. Atmam gereken yükler var. Hmm.
Nasıl yükler? Ay, anlatsam da inanmazsın, boş ver. Sonra konuşuruz. Hadi bana eyvallah. İyi, eyvallah. Adamlar gelince laf karıştı. Ali ile konuşabildiniz mi? Konuştuk biz senden sonra ya. Hatta mahalleden de bir çocuğu taktık peşine. Bir delilik falan yaparsa gelecek, haber verecek. Biz zaten hemen yetişiriz. Dert etme sen, biz de o. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Alo. Alo Cemre. Sensin değil mi? Evet. Evet benim Ayşen'cim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim hemen geri döndüğün için. Aa, rica ediyorum, ne demek. O kadar uzun zaman oldu ki sesini bile alamadım. Hayırdır, görüşelim demişsin. Bir sorun yok değil mi? Aa, yok. Yani bir sorun değil de... Bilmiyorum, sen de uygun olursan bir seni görmek istemiştim ama. Tabii tabii, ofisteyim. Hemen yolluyorum adresi sana. Ne zaman istersen uğra, bekliyorum. Tamam, çok sevinirim. Teşekkür ederim, tekrar görüşürüz. Görüşürüz canım. Of. Yok, rahatsız olma. Ben çıkıyorum zaten. Cemre. Cemre, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerek yok. Hayır, var. Var çünkü sen bana geldin, yardım istedin, ben seni yüzüstü bıraktım. Sen buna rağmen en çaresiz anımda bana kapını açtın. Çünkü ne hissettiğini iyi biliyorum amca. Çaresizliğin ne demek olduğunu o kadar iyi öğrendim ki. Birinin yüzünde gördüğüm anda tanıyorum onu. Bense ilk defa. Daha önce hiç. Ben anlatayım sana. Dünya yıkılmış gibi. Hani sanki böyle bütün dünya senin üzerine yıkılmış da sen altında kalmışsın gibi, değil mi? Sonra bir bakıyorsun, çıkış yolu yok. Yok yani, yol yok. Bu diyorsun artık, bu kadarmış yani. Bitti. Yolun sonu. İşte artık o saatten sonra yaşamışsın, yaşamamışsın. İşte bu yüzden bu utançla yaşamak istemedim. Bitsin istedim. İşte ben hiç istemedim. Bir kere bile hayatımdan vazgeçmedim. Çünkü yol uzun amca. Çok uzun. Aslında sen şanslısın. Yani bu yaşına kadar bir kere bile yüksekten düşmemişsin. Yani o yüzden zor geliyor sana. Tabii bu durum ağır geliyor. Ama ayağa kalkmayı öğrenmenin yaşı yok. Yok yani. Ben ilk babam öldüğünde düştüm. Yani dedim ki, böyle bir gökdelenin tepesinden asfalta çakılmışım gibi. Dümdüz oldum. Ama kalktım ayağa. Ayağa kalktım. Sonra Çelebi itti durdu arkamdan. İtti durdu, itti durdu. Ben her seferinde ayağa kalkmayı becerebiliyorum. Oluyor yani. Şimdi sıra sende. Öyle bir kere acıdı diye hayatından vazgeçemezsin. Her ne olursa olsun. Ayakta kalmayı öğreneceksin.
kadar. Siz olsaydınız durur muydunuz ya? Durmazdık oğlum, bunlar adamı durduruyorlar lan. Öyle bir durduruyorlar ki kapıdan içeriye giremezsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Ay, bunlara da yazık olacak yine ya. Neden? Eşim Alan'ın kimseyi görmek istemiyor ya. Yazık, İskender Bey de paralıyor kendini. Ali, hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. İyiyim. Bir şeyim yok. İyiyim. Çimar Hanım müsait mi? Yani odasında mı? Evet, odasında da. Neden? Sabah kaybettiğimi zannettiğim bir şeyi bana geri verdi de. Ha. Teşekkür etmek için ben yaptım. Odasında geç. Atlas. Şimar Hanım, ben geldim ama rahatsız etmiyorum değil mi? Bir saniye. Ben teşekkür etmek için gelmiştim. Söylemiştim. Olsun, ben bir kez daha söylemek istedim. Senin için çok önemli galiba. Öyle. Hoş geldin sana. Hoş bulduk. Şunu alır mısın? Neden peki? Yani... neden bu kadar önemli? Neden önemli? Çünkü... ben yangın gecesi sadece sevdiğim kadını değil... uğruna yaşadığım tek şeyi kaybetmişim. Şimdi her şey o kadar boş geliyor ki böyle, hayatın hiçbir anlamı kalmadı yani. Öyle deme. Belki onun için hayırlısı oldu. Böyle... benim yaşamaktansa. Yok, öyle demeyin. Olur mu, öyle söylemeyin. Keşke yaşasaydı da sizin gibi... beni yanlış anlamayın. Ben onu her şekilde, her halde yanında isterdim. Toprağın altında olacağına... bu haliyle benimle yaşamasını bin kere tercih ederdim. Ne oldu Ali? Bir şey mi lazımdı? Yo, ben teşekkür etmek için gelmiştim de. Ha, tamam. Benim Şimali'nin pansumanını değiştirmem gerekiyor. Bize izin verir misin? Tabii, tabii. Ne konuştunuz?
beni her halimle kabul edeceğini söyledi. Ne demek bu? Bir şey söylemedin, değil mi? Hayır, hayır, ben söylemedim. O bana söyledi. Ben benim halimle asla istemez sanıyordum ama... Saf olma. Seni ilk gördüğünde suratına bile bakamadı. Şimdi tutmuş bir sözüyle. Ama beni o zaman bir başkası sanıyordu. Şimdi çıksam karşısına benim desem o zaman... Bakar, bakar tabii bakar ama acıyarak bakar. Aşkla değil. Ne biliyorsun? Çünkü söylemesi kolay ama gerçek hayat öyle değil. Bir iki gün ölmediğin için sevinecek. Peki sonra? Yüzüne her baktığında ne hissedecek? Ha? 3-5 ay bile değil. Birkaç hafta sonra ne olacak zannediyorsun? Ha? Gözü de gönlü de başkasına kayacak. Yaşamadan bilemem. Sana kanmayacağım. Bu sefer beni etkileyemeyeceksin. Çiçek, sen bana bir söz verdin. Ama az önce her şey değişti. Ben çok büyük bir hata yaptım. Kendime de, Ali'ye de. Annenin daha fazla acı çekmesine izin vermeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Bu bir çocuk oyuncağı değil. Hayır, izin vermiyorum. Senden izin istemiyorum. Çiçek, yanlış yapıyorsun. Yanlışsa yanlış, çekil. Hayır. Bitti. Çiçek. Ali'ye anlatacağım her şeyi. Bak, ben sana bir teklif yaptım ve sen de bu teklifi kabul ettin. Sen benim hayatımı çaldın. Kaderimle oynadın. Kimsesizim diye, hizmetçiyim diye. Bir kere bile benim ne düşündüğümü umursamadın. Kızım öldü, Çiçek de ölsün. Senin yüzünden ben diri diri gömüldüm. Sen ne istedin burada kalmayı? Ben seni zorla tutmadım ki. Kendin kaldın. Kendi ayaklarına dönüp geldin. Şimdi de gidiyorum. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Gidemezsin, izin vermiyorum. Ne yapacağım? Zorla mı tutacaksın? Evet, gerekiyorsa zorla tutacağım. Burada yatıp kalkacağım ama öylece gitmene izin vermeyeceğim. Neden anlamıyorsun beni? Atlas'ı hiç mi? Atlas'ı hiç mi düşünmüyorsun? Seni annesi bildi. Ama değilim. Torunumun benden başka kimsesi yok. Eğer gerçekler ortaya çıkarsa ben hapse girerim. Bülent Atlas'ı alır. Yalvarıyorum sana lütfen, yalvarıyorum. Ne olursun, ne olursun. Benim için değilse bile Atlas için bunu yapma, ne olursun. Yemeğe geldiysen daha yarım saati var. Ha yok, onun için gelmedim ya. Yukarı çıkmıştım ya, Şimhanım'a teşekkür etmek için. Şey dedim, sesi de biraz kötü, konuşmakta zorlanıyor ya. Sevince söyle, akşam İskender Bey'in ziyaretime gelmesini istiyorum dedi. Ay deme, çok şükür barışacaklar demek ki sonunda. İskender Bey'i arayayım ben o zaman, dur. Efendim Sevinç? Alo İskender Bey. Akşam Şimal Hanım sizi bekliyor. Yani tabii müsaitseniz. Çiçekler işe yaradı diyorsun. Tamam şöyle yapalım. Sen Şimal'e haber verirsin. Ben saat 8 gibi gelirim, oldu mu? Tabii tabii. Görüşmek üzere. Ne oldu? Akşam 8 gibi gelirim dedi. Ha. Ben Şimal Hanım'a haber vereyim, dur. Yok yok, sen işine devam et. Ben zaten yukarı çıkacağım, haber veririm. Ay tamam, çok sağ ol ya. Yoksa yemek ya yetişmeyecek. Olur mu? Kolay gelsin. Sağ ol. Şimal kaçtır, arıyorum, ulaşamıyorum. Seninle konuşmam lazım. Ali öğrenmemesi gereken bir şey öğrendi.
Çiçeği. Çiçek İskender yüzünden öldü. Ali'nin İskender'e bir şey yapmasından korkuyorum. Beni arar mısın hemen? Olanları duydum. İnanılır gibi değil. Çok üzüldüm Cemre'ciğim. Yanında olduğumu bil lütfen, olur mu? Sağ ol. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben de aslında tabii birazcık bu durumlarla ilgili geldim. Şimdi kızımın velayetini alabilmek için tabii düzenli bir işe ihtiyacım var. Anlıyorum, anlıyorum. Peki tecrüben var mıydı senin? Yani okuldan sonra çalışmış mıydın bir yerlerde? Varlıklı aileden gelmenin dezavantajı da bu işte, değil mi? Nasıl? Yani çalışmaya ihtiyacı olmayınca insanın öyle koştur koştur iş aramıyor. Okul bitince böyle biraz keyfine bakıyor, kafasını dinliyor. Ben mezun olur olmaz deli gibi iş aramaya başladığım için öyle o günleri kaybettiğime üzülürüm hep. Ama tabii hani başka bir açıdan bakınca da yol alıyor insan kariyerinde. Evet, öyle tabii ki. Baksana zaten ne şahane bir iş yapmışsın kendine. Öyle değil mi? Çok güzel. Tebrikler. Evet. Teşekkür ederim. Ama maalesef şu anda yeni bir eleman alma şansım yok. Yani bütçeden dolayı. Evet. Öyledir tabii. Yani ben de tabii bunca yıldan sonra kimi arayacağımı bilemedim. İnternete bakarken mimarlık ofislerine senin ismini görünce böyle tanıdık bir isim görünce hemen o yüzden aradım. İyi yapmışsın. Evet. Sağ ol. Öyle. Tamam. Sağlık olsun. Tamam o zaman. Aslında bir arkadaşım var. Yeni bir firma kurdu birkaç ay önce. Geçenlerde böyle tanıdığın birileri var mı falan diye soruyordu ama. Aa. Yani Ayşen çok güzel olur tabii ki. Hani hala birilerini arıyorlarsa. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben bir konuşayım onunla. Sonra sana haber vereyim ha. Olur mu? Olur. Tamam. Olur vallahi çok çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben müsaadeni isteyeyim. Tabii ki müsaade senin. Rahatsız olmasaydın. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok sevindim seni gördüğüme. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Haberini. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Alo, ha Pelin. Müsait misin canım? Aman tamam bırak ne yapıyorsan beni dinle, çok önemli. Az önce kim buradaydı biliyor musun? Cemre. Cemre ayol. Yok mu Çelebi Kayabeli'nin karısı işte? Ha o, iş arıyormuş. Hiç kimseyim yoktu. Evet iş arıyormuş, doğru duydun. Evet sana gönderiyorum. Reklam istiyordun. Tam senlik. Ne diyorsun? Rüyacığım, nedir bu başınızdaki felaketler? Aklım almıyor. İskender de yani. Ne vicdansız çıktı. Hayır tamam eski nişanlın da hiç mi yanında olmuyor, hiç mi el uzatmıyor? Ona el açacak kadar düşmedim Meral. Alıyor musun onları? Tabii ki tatlım. Zor gününde seni eli boş göndereceğim mi sandın? Ne kadar veriyorsun? Merhaba. Aa, hoş geldin. Bu gözler bunda mı görecekti? Rüyacığım, sen ikinci el piyasasına tenezzül eden miydin? Rüya eşyalarını satmaya gelmiş. Aa, ne diyorsun? Bu uygun mu?
İyi, iyi, uygundur. Gülcan, sağ ol. Efendim? Alo Cemre'cim, haberleri iyi. Arkadaşımla konuştum, adı Pelin. Şimdi ofisinin adresini yolluyorum sana. İki gün sonra gelsin, başlasın dedi. O kadar net yani. Alo Cemre, orada mısın? Evet, buradayım, buradayım. Teşekkür ederim, sağ ol Ayşen. Ne demek, görüşürüz canım. Tamam. Yok ya. Ah be baba, o öyle mi oynanır ya? Ya nasıl yapacaktım? Şöyle gel, böyle bunu da böyle gel. Öyle köfte ekmek satmaya benzemez bu işte. Aa. Dur. Efendim abicim? Alo abi. Afilli eve girdi, şimdi çıkmadı. Kapıdaki abiye sordum çaktırmadan. Burada çalışıyormuş galiba. Tamam abicim, bir şey olursa haber et. Ben dükkandayım, tamam mı? Eyvallah abi, sen merak etme, ben buradayım. İyi hadi görüşürüz, öpüyorum seni. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyi sağ ol. Var mı bir şeye ihtiyacın? Aslında var. Tamam, geç bak. Bakayım. Geleceğim dayıcığım. Ya öyle bir bakıyorsun ki sanki hepsini alacakmışsın gibi. Yani çünkü aslında hepsine ihtiyacım var ama o kadar param yok. Parayı sorun etme ya, bir şekilde ayarlarız onu. Yok yok, öyle değil. Vallahi öyle yardım olarak değil yani, her müşteriye nasıl yapıyorsa. Biz her müşteriye bu şekilde davranıyoruz. Sen bak kafana göre hallederiz. Nasıl yapıyorsunuz? Yani parası yoksa senet alıyoruz. Yoksa söz veriyor, sözünü tutmasını bekliyoruz. Burası şey gibi bakma, Nişantaşı bebek değil. Biz de AVM değiliz, bunların da hepsi ikinci el zaten. Onun için rahat ol, bak neye ihtiyacın varsa hallederiz. Tamam. Ama benim böyle peşinat verecek param da yok. Ya zaten burada kimsenin parası yok. Ay ortasında kimsenin parası olmaz burada. Yani aslında yarın, yani her şey yolunda giderse bir işim olacak. Süper. Evet. O zaman zaten böyle ay başından itibaren taksitleri verebilirim. Hadi inşallah. İşin olursa senin adına mutlu oluruz. Sağ ol. Şimdi esas konuya gelelim. Senin tam olarak neye ihtiyacın var? Baba. Sen bütün gün burada mı? Yapacak bir şeyim yoktu. Ben de uzun uzun düşündüm. Neyi? Nasıl ayağa kalkacağım? Bir yolunu bulabildin mi? Evet. Ankara'ya gideceğim Rüya. Orada bir takım tanıdıklar var. Yardımcı olabilecek kişiler. Güzel. Güzel, tamam. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Rüya. Hı. Benim yolum uzun. Tamam mı? Hem de çok uzun. Hemen umutlanma. Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmak istemem. Sayın Cemre Kayabeyli, 18 Aralık 2020 Perşembe günü sabah 9'da heyet randevunuz oluşturulmuştur. Ne oldu, neye gülüyorsun? İyi haber mi? Hem de nasıl? Perşembe günü kurul karşısına çıkıyorum. Şimdi geldi haberim. Aç kapıyı hadi. Onlar ne? Aç kapıyı. Ya, kızım bunlar ne bu kadar? Ya eve eşya aldım. Bir de sana giyecek bir şeyler aldım. Ya neden para harcadın o kadar? Hadi dışarıda daha bir sürü var. Hadi yardım et. Ne aldın acaba daha? Cemre Hanım'ın akıl sağlığını ispat için
Heyetten tarih vermişler. Bu perşembe. Heyette kimler var? Kimlere hatırımız geçiyor? Hemen öğren. Başla. Kızım sen ne ara aldın bunları? Sen kendi eşyalarını almaya gitmemiş miydin? Oo, ben aldım eşyalarımı. Buraya geldim, sonra babamı aldım, birlikte çıktık. O havaalanına gitti. Ankara'ya gidecek. Sonra bunları aldım, buraya geldim. İyi. Senin eşyaların nerede? Çoğunu sattım. Ne yaptın? Sattım. Bu da senin. Hayır canım, ne münasebet? Cemre, bu senin hakkın. Bizim sana borcumuz var zaten. Ya. Bak, amcamın servetinin yanında lafı bile olmaz. Hem yeni başlangıç için bir adım olur. Hayır, hayır yani. Senin de durumun bu haldeyken hayır. Lütfen. Lütfen. Sağ ol. Ne aldın bu kadar? Ne aldım biliyor musun? Çok güzel bir tabak takımı aldım. Bayılacaksın lan. Burada çaydanlık var. Şurada tencere seti var. Burada çok güzel renkli bardaklar var. Bir de senin üstüne... Bunu aldım. Beğenmedin mi? Ya dünyanın eşyasını almışsın. Ay ne olur Allah aşkına bunun fişlerini atmadım de iade edelim şunları. Mutlu olursun diye düşünmüştüm. Tamam oldum, oldum da. Ömer. Eşyaları mı getirdi? Ağzını kapa, ağzını. Ay, tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemre, senin eşyaları getirdik de ufak bir mevzu var. Ne? Ne oldu? Ya buradan eşyalar geçmez ki. Ha. Geçmez. Ne yapacağız? Yedikule'de her şeyin bir çaresi bulunur. Takip edin beni. Nereye? İt abi. Başka yolu yok muydu? Vallahi olsa dükkan senin. Yapamayız ki başka. Ne fark eder ki Cemre ya? Ver baba, ver. Hayır, sizin eve eşya almışım gibi duruyor. Ha şunu bileydin. Anneciğim sen bize bir müsaade et. Heh. Tamam biz bir şunları taşıyalım. Sonra geçişe kapatırız gerekirse değil mi? Dur oğlum dur. Hadi sen ocağı al, ben de boruları alayım. Tamam boş ver. İlginç bir mimarisi varmış. Emre. Ha? Burası iyi değil mi? İyi iyi. Heh. Bak yenisini ver. Aa. Ne yapıyorsunuz? Tarihi perde. Bakın. Bu perde insanlığın ilk perdesidir. Değil mi kardeşim? Aynen aynen. Matbaa bir. Bu perde iki. Çok güzel. Teşekkür ederim. Artık güle güle kullanırsınız. Ya. Aç mısınız? Ben çok açım. Tamam sen devam et o zaman. Tamam. Bir şeyler alalım mı? Olur. Tamam hadi. Sen de. Tamam hadi. Ömer ya Ali'den haber var mı? Yani saat 7 gibi uzunla konuştum. Abi dedi çalıştı evde dedi. Bir hareketlilik yok dedi. Ben de çık gel dedim çocuğa. İyi. Bari öfkeden bir delilik yapmadı yani. Yani. Yangın gecesi sadece sevdiğim kadına değil, uğruna yaşadığım tek şeyi kaybetmişim. Ben onu her şekilde, her halde yanımda isterdim.
toprağın altında olacağına bu haliyle benimle yaşamasını bin kere tercih ederdim. İyi akşamlar.
Ben size getirmiştim bunu. Balık istemez. Lütfen. Kızartma dokunuyor. Tamam. Bu da sizin. Bu ne? Bu ayın bir de sonraki ayın kirası. Yani bir şey konuşmamıştık ama umarım uygundur. Sırt bölgesinde. Bir dakika, yolda atropin verin, tamam mı? Tamam hocam. Alo, çok kan kaybetti. Ameliyathaneye hazırlayın, ben de hemen geliyorum. Yavaş, yoldayım, tamam mı? Ne olur, ne olur bir şey yap, yaşat İskender'i, ne olur, ne olur. Lütfen Ali'm hapse girmesin, lütfen yaşat İskender'i, ne olur. İskender yaşar mı bilmiyorum ama Ali'nin hayatı bitti. Eğer Ali'yi gerçekten düşünüyorsan konuş onunla. Gidip polise teslim olsun. Asla. Eğer Ali hapse girerse sen de girersin. Her şeyi itiraf ederim. Sebat'ı ne kadar hafifmiş meğer. Ben bıçağı öyle bir şey sağladım. Ben kalatır oldum ben ya. Daha hiçbir şey yok. Kalatır oldum ben ya. Kalatır oldum ben. Kalatır oldum ben ya. Kalatır oldum ben. Ne yaptım ben ya? Yapma! Ali'm dur! Sakin ol. Benim polise gitmem lazım. Hayır. Benim polise gitmem lazım. Hayır. Polise gitmem lazım. Hayır, hayır olmaz. Benim Ali! Polise... Ali! Ali dur! Ali! Ali! Hayır Ali! 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 Kim aradın? Şimarlı'm, iyi misiniz? İyi misiniz? Gitme. Neden beni koruyorsunuz? Bir can borcum var. Atlas o gece okurdu.
kurtarmış. Şimdi borcumu ödeme zamanı. Çiçek için yaşamalısın Ali. Hayatta kalman lazım. Polise teslim olacağım, kafama sıkmayacağım. Tutuklanacağım, olacağını sanıyorsun. İskender kendine geldiğinde adaletin yerini bulmasını mı bekler? Seni içeride öldürür, yaşatmaz. Sonra sanıyor musun ki İskender seni öldürdü diye gidip polise teslim olur? Çiçeği öldürdü. Ne oldu? Seni öldürünce ne olacak? Yine yanına kalacak. Bir sen bir bedel ödeyeceksin Ali. Bak ben çiçeğe borcumu ödeyeceğim. Seni koruyacağım. Sen de çiçek için dediklerimi yapacaksın. Olay sırasında benim yanımdaydın. Tamam mı? Beni duydun mu? Bu arada bardaklar ne kadar güzel olmuş ya. Renkli renkli. Evet, bir renkli bardağımız eksikti. Rüya sağ olsun. Beğenen beğeniyor. Vallahi şöyle yere attığın zaman kırılacak bir şey beğenen de ne bileyim. Ay tamam, alışveriş malışveriş yapmıyorum size. Herkese koyuyorum. Aynen. Yok, ben almayacağım. Niye? İçmiyor musun sen? Yok. Yarından sonra heyetin karşısına çıkacağım ya. İşte yarın gidecek misin? Hiçbir bardak ne olacak ya? Yok, yarın değil zaten. Sonraki günde... Yok, ben içmeyeyim vallahi. Su içeceğim, yeter. Tamam oğlum, ısrar etme işte. Nasıl istersen. Onunkini de bana da olur, ben içerim. Aman eksik kalma, sen onunkini de iç sen. Rüya suyu uzatsana. Su ekleyeyim. Bize de bir sağ su. Teşekkürler. Beyefendi, buyurun suyunuz. Teşekkür ederim. Herkes hazır mı? O zaman içmiyorsan... ne içeceğimizi sen söyleyeceksin. Tamam. O zaman yeni başlangıçlara. Hadi yeni başlangıçlara. Yeni başlangıçlara. Yeni başlangıçlara. Bir şey eksik burada ya. Ne? Ne eksik? Müzik. Ne? Bir türkü söylesene lan. Ne türküsü oğlum ya? Saz alıp geleyim mi? Dur Ömer, ne sazı Allah'a seversen ya. Dur. Senin sesin güzel mi? Saz mı çalıyorsun? Ya saz çalıyor gibi... Ne diyorsun? Dur oturuyoruz şurada, ne güzel ya. Lan ne naz yaptın be, gecemizi şenlendirdi. Oğlum ne naz yapacağım, dur işte muhabbet ediyoruz, ne güzel oturuyoruz Ömer, ne diyorsun dur? Söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylemiyorum. Söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylemiyorum diyorum işte, Allah Allah. Şahitsiniz sizler de. Şahidiz. Şahidiz. Ne şahitsiz, ne yapıyorsun? Sen şimdi görürsün. Şşş. Ne yapıyorsun oğlum? Dur yapacağım şunu. Ne yapıyorsun? Bana bak. Ya sen bak. Coştu. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı babam evden mi? Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Sağ ol ya. Sana geliyor. Hadi Rüya Hanım, hadi.
Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim anan evde. Kalır ellerine. Tavukları pişirmişem, anamı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, anamı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba Ali arıyor. Ali arıyor. Kapasana. Kapasın bir de. Alo. Rüya, hemen buraya gelmen lazım. Ali iyi mi? Ne oldu? Telefonda olmaz, gelmen lazım. Ne oldu? Hemen gel dedi. Neden? Söylemedi, bilmiyorum. Ne olmuş acaba? İyi, tamam. Gidelim beraber o zaman. Ben gidiyorum. Tamam, tamam. Haber ver. Tamam, haber ver. Dikkat edin, haberdar tamam. Et beni. Hadi. Tamam, aldın mı telefonu? Aldım, aldım. Tamam. Aldım. Haber vereceğim. Hayırdır inşallah, ne oldu ki? Allah kahretsin ya. Ne oldu? Ah be Ali. Ekipler Tomlis Hanım'ın evinde. İlk bilgilere göre evin kameraları kayıtta değilmiş. Olay yeri incelemede kardeşinizi yaralayan aleti henüz bulamadı. Oğluma bunu yapanları hemen bulun. Bulacağız, bulacağız. Sizin şüphelendiğiniz kimse var mı? Ömer Ataycı ya da Ozan Akınsel'in böyle bir aptallık yapacağını düşünmüyorum. Tomlis, oğlum nasıl? Sırtının sol tarafından aldığı bıçak darbesi böbreklerden birini parçalamış. Ama iyi olacak. İç kanamayı durdurabilmek için sol böbreği almak zorunda kaldık. Şimdi nasıl? Elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki 48 saat kritik. Görebilir miyiz? Şimdi yoğun bakımı alacağız. Sırayla girebilirsiniz. Tomlis. Saldırını sen gördün mü? Görmedim. Sizin de ifadenize başvurmamız gerekiyor. Tabii. Bana birkaç dakika müsaade edin. Odamda sorularınızı cevaplarım. Daha kaç kişinin canını yaktılar kim bilir. Kaç aileyi mahvettiler. Her şey ortaya çıkacak Cemre. Ve sen böyle direndikçe insanlar daha fazla konuşacak. Varlığın başkalarına da güç verecek. Nerede o günler? Cemre, sen benim hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın. Ve istediğin her şeyi başaracaksın. Buna gerçekten inanıyorum. Kedilere vereceğim onları. Tamam, ayarlarım ben. Tamam, ben alayım onları. Koyayım şimdi. Yok, ben alayım. Ne olacak? İki dakikada bitiririz, koyarım. Tamam, içeri girme. Yani ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Şimdi ne oldu Cemre birdenbire? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Doğrusu bu. Peki. Teşekkür ederim. Ne demek?
İyi geceler o zaman. İyi geceler. Cemre! 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 Fare! Fare var, fare var, fare var. Bir şey oldu zannettim ya. Ay, iki tane olsun. Ay, böcek falan tamam da. Fare çok fena. Tamam, dur. Dur sakin ol. Bir şey yapmaz ya. O burada şey faresidir. Fındık faresidir. Yapma, yapma. Ay, yapma, ne olur yapma. Kaçıp gitmiştir sen bağırınca zaten. Tamam, hallederim ben. Kaçıp gitti mi? Evet, çıkmıştır, çıkmıştır. Dur. Ömer Bey'i de haklı çıkarttın. Hem para boşa gitti de hem takım bozuldu. Annem olsa yemin ediyorum bak düşüp bayılmış takım bozuldu diye. Bak bir keresinde abimle beraber annemin böyle gazeteden topladığı kuponlarla bir gemi yaptık. Abim tamam mı? Mi var? Kaybettik. Başı sağ olsun. Sağ ol. İster misin bunun ihalesinde bana yaksınlar prenses? Mümkün değil. Tüm akşam bizimleydin ya. Üç tane şahidim var. O kadar kolay mı? Sanıştaki 21 kişinin ölümünü bana kilitliyorlardı. Hatırlamıyor musun? Çelebi bunu yapan adalete teslim etse de İskender durmaz. Kısasa kısas mı diyorsun? İskender Ali'ye bir şey yaparsa. Dur hemen kötü düşünme prenses. Bir gidelim hele. Tamam, şey yapma, ben yapacağım. Dur, tamam. Ben yapacağım, ben yapacağım. Tamam, elin kesilir. Tamam. Of. Ah. Ne oldu? Ah, tamam. Aa, kestim. Yani gerçekten var var, yara bandım var. Tamam. Tedarikliyim. Ya, çok büyük bir şey değil ama. Tamam, dur yine de ona bant takalım. Şimdi. Acıyor mu? Hayır, acımıyor. Bak çok güzel oldu. Hadi. Sağ ol. Rica ederim. Bunları böyle bırakıyorum. Bırak. Bırak bana bırak. Tamam. Tekrar iyi geceler o zaman. İyi geceler. Gidiyorum. Görüşürüz. İçmeyeceğim ya kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kardeşim. Ne olacak şimdi? İskender'in kendine gelmesi için dua edeceğiz. Sonra? Ben sizin başınızı derde soktum ya. Kardeşim derde falan sokmadın. İçin rahat olsun. Yüreğini ferah tut. Hallolur inşallah. Ömer. Hı. Ne olacak kardeşim şimdi? Ne yapacağız?
Ne yapacağız bilmiyorum oğlum. Sabah olunca sakinleşince gidecek herhalde. Kardeşim bu neresinden bakarsan bak suç. Öyle. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak Ömer. Herifi bıçaklamış oğlum. Ya bıçaklamış da ne yapacağım birader? Bırakırsak Çelebi'nin adamları bu çocuğun kafasına sıkar bir kenara atar. Öyle mi olsun? Ya öyle olmasa tabii de. Biraz yalnız kalmak istedi. Tamam üstüne gidilmesin zaten ya. Ömer. Hı. Benim eve uğramam lazım. Zaten siz de buradasınız. Hı. Telefonunu açık tut haberleşiriz. Tamam. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi sen de be ben beklerim. İçim rahat etmez. Üşüyor musun? Ya sana söyledim soğuk diye. E dur bulacağım bir şey şimdi dur. Bunu da böyle yapayım. Ha? İyi mi böyle? Daha iyi, teşekkürler. İyi, peki madem. Sen üşümüyor musun? Alışkınım ben de. Önceden çok üşürdüm. Ya. Aynen. Millet sıcaktan boncuk boncuk terlerdi. Ben tir tir titrerdim. Hele ellerim var ya. Hiç ısınmazdım. Neden peki? Vitamin eksikliği falan mı? Yok. Sahipsizlikten. Beni çok yalnız bıraktılar prenses. O yüzden ellerim böyle üşüdüğü zaman böyle ellerimi üst üste koyar diye üflerdim ama nafile. Yine de ısınmazlardı. Sonra geçti mi? Hiç geçmedi. Benimkiler ısındı ama sen tutunca. O zaman her üşüdüğünde beni hatırlarsın. Neden? Çünkü ben öyle yapıyorum. Pardon. Alo? Ali nasıl? İyi. İyi, içeride sakin. İskender'den haber var mı? Ben seni sonra arayacağım. Nasıl? Yoğun bakımda. Durumu kritik. Ali nerede? Evde değil. Kimseye söylemedin değil mi? Bana başka bir şans bıraktın mı? Artık seninle aramızdaki bağ kan bağından bile daha güçlü. Suç ortağıyız. Anlıyorsun beni değil mi? Sen Ali için sözümü tutacaksın, ben de torunum için. Kardeşimi kim bu hale getirdi buldum de adlan. Yedi kuleyi soruşturduk. Ömer ve Ozan bütün gece mahalledeymiş. Şahitler var. Kim o zaman? Araştırıyoruz. Cemre Hanım'ın kuruluna girecek doktorların listesi. Cemre bu kuruldan akıl sağlığı yerindedir raporu asla alamayacak. Başüstüne.
Güneşim, canım kızım. Tıpkı senin gibi ben de her gece buraya yazacağım. Ayrı geçirdiğimiz her gün sana anlatacağım. Bizi kimsenin ayırmasına izin vermeyeceğim. Göreceksin. Anneciğim, birazdan uyuyacağım. Bu gece ev sessiz. Babaannem de babam da evde yok. Kedim prensesi hatırlıyorsun. Onun artık yeni bir evi var. Çok sevdi evini. Dünyanın en yaşayan evini kiraladım. Bahçesinde öten kuşundan kedisine, hatta faresine kadar. Eksiğimiz çok. Ama senin odan için evin en güzel köşesini ayırdım. Odanı birlikte seçeceğiz. Parası bile hazır. İki gün sonra perşembe sabahı kurula çıkacağım. Doktorlara kendimi anlatacağım. Hasta olmadığımı ispat etmek için. Göreceksin. Bizim için başaracağım. Sen geldiyseniz 8.30'da başlıyor. Ha, yok, onun için gelmedim. Doktorlar kaçta gelir acaba? 8'den önce kimse gelip gitmez kızım. Tamam, sağ olun. Çelebi Bey, bir isteğiniz var mı efendim? Sen burada oyalanma. Eğitim yapılacağı hastaneye git. Başhekim İlyas Bey'i bul. Gereğini yap. Baş üstüne. Kardeşim. Ben düşündüm, taşındım. Kararımı verdim. Gidiyorum. Nereye? Manyaklar familyası. Karıcığım. Kocana bir hoş geldin demek yok mu? Maskeli süvarim.
Kaçma hayatım, sohbet edelim. Kaçan kovalanır ama. Sabah sabah yolumu mu gözlüyorduk güzeller güzeli? Ama böyle yapma. Yapma, yapma, yapma. Tahrik ediyorsun beni. Zor severim bilirsin. Nereye kaçıyorsun güzeller güzeli? Kaçma! İmdat! İmdat! Onu mu durduracağız? İmdat! İmdat! Yaklaşma! İmdat! Bırak! Bırak! Şimdi buraya kaçacaksın. Güvenme. Bırak! Karı koca yüz yüze konuşacağız. Bırak! Dokunma. Şim. Dokunma. Ulan gebertirim lan seni. Karım lan. Ulan bu iş daha bitmedi. Gidin dinlenin Bülent Bey, sarhoşsunuz. Hepinizin foyasını çıkaracağım ortaya. Bülent, çık dışarı. İpin ucu bende nasılsa. Şimer Hanım, iyi misiniz? İyi, iyi, gayet iyi. Sen de çık artık, teşekkürler. Tamam. Geçmeyecek. Yüzümü gördüler neyse. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Eninde sonunda görecek yüzünü biliyorum. Bir şeyler bulmamız lazım. Başka bir yol bulmamız lazım. Biliyorum. Buyurun. Belediyeden geliyoruz. Seher Akın sen? Evet benim. Nedir? Geçmiş dönemlere ait borcunuzdan dolayı hakkınızda karar var. Ne borcu, ne kararı? Daha önce size bilgilendirme yapılmış. Elden tebliğ edilmiş. Olmadı öyle elden tebliğ falan. Ben hep evdeyim. Olmadı. Bizdeki bilgiler böyle. Şuraya bir imza atar mısınız? Ozan! 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 Tamam, siz şuraya bir imza atın. Teşekkürler. Oğlum gelseydi, onunla konuşsaydık, ona göre. Ozan! Ozan, elinizdeki belgede belirtilen tarihe kadar borcunuzu ödemezseniz haciz işlemleri başlar. Bir dakika ya. Ne haciz bu böyle? Borcunuzu ödemeniz gereken tarih orada yazıyor. İyi günler. Durup dururken mi aklınıza geldi ya bu borç? He? Çelebi Kayıbeyli mi yolluyor size? Allah'ım Ozan, aldın o kadın eve. Bak başımız beladan kurtulmuyor işte. Tamam anne, dur. Halledeceğim ben. Nasıl? Bulacağım anne bir yolunu. Tamam, sen rahat ol. Bu evden kimse çöp bile çıkaramaz. Sakin ol sen. Allah'ım ya. Başımıza gelenlere thank you.
Tayyip Bey 22 bin lira vergi borcu mu olur ya? Olur kardeşim, olur. Faizi maizi ıvır zıvırı üst üste yapıştırıp yollarsan 22 bin vergi borcun olur. Ne diyeyim ya? Ne yapıyorsun oğlum? Paraya bakıyorum. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Üç bin lira var. 3000 mi? Ha. Dur, ben bakayım. Dur. Allah'ım ya. 200 liram var ya. Kredi mi çeksek? Ne yapsak ya? Yok, kredi de vermiyorlar. Senden önce bankaya gittim. Ozan Bey maaş bodrunuz yok. Bir dahaki sefere diyor. Dedim tamam, bir dahaki sefere. Ben de kara listedeyim oğlum. Patlak işte, biliyorsun. Lan canına yandım bu dünyası ya. Bizi böyle alt edemiyor ya. Delikanlı gibi bileğimizi bükemiyor. Geliyor böyle belden aşağı vuruyor. Lan vicdansızlar. O evin her köşesinde benim babamın alın teri var be. Ulan... Abimin hatırası var be her yerde. Sen biliyorsun. Annem niye değiştirmiyor oğlum 20 yıldır o koltukları? Diyor ki abin oturdu en son, abin dokundu. Şerefsizler. Kardeşim ben böbreğimi satarım. Ama yine de onlara el sürdürtmem bak. Nasıl bulacağız biz ya Ömer bu parayı? Kumara oturacağım oğlum. Bir seferde kendim için. Her şeyin bir ilki vardır. Yapma oğlum. İstemiyorum kumar mumar ya. Deme şöyle şeyler. Bulacağız bir yolunu. Bir yolu falan yok oğlum işte. Gideceğim kumara oturacağım. Meblağı çıkarınca da kalkacağım. Nasıl durum? Stabil. Beklemeye devam edeceğiz. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Ne oldu tam bize? İskender'i kimin yaraladığını öğrendim. Hocam çok teşekkür ederim. Çelebi Kayabeyli'nin adamı Adnan Özsalim yarınki kurulda bulunacak olan psikiyatristin odasından çıkıyor. Çelebi Bey. Her şey yolunda. İstediğiniz gibi. Güzel. Arayın, arayın. Tamam komiserim. Bülent Mayrer. Ne oluyor ya? Bülent Mayrer. Hakkında ihbar var. İskender Kayabeyli'yi yaralamak suçuyla gözaltındasın. Ne? Komiserim. Komiserim bir yanlışlık var. O benim değil ki.
bir yanlışlık oluyor komiserim. Dur komiserim, ben yanlış bir şey yapmadım. Lütfen. Boruş, lütfen. Dur. Bir saniye. Ne yapıyorsunuz komiserim? Bir yanlışlık var. Yemin ediyorum ben bir şey Boruş, yapmadım. Yürü. Komiserim Boruş, ben bir şey yapmadım. Niyet anlatır. Canım, yürü. Komiserim bir yanlışlık olacak. Ben yemin ediyorum bir şey yapmadım. Lütfen bir şey yapmadım. Ben karışmadım. Bir şey yapmadım diyorum. Boruş. Ya bir yanlışlık var komiserim. Ben karışma. Yaralamadım. Komiserim kimseyi ben. Ben karışma. Yürü. Şey yapmadım diyorum size. Ya ben kimse yaralamadım. Gel, sözünden dönersen bu görüntüleri önce polise sonra da İskender'e veririm. Ben artık her şeye razıyım. Yeter ki Ali hayatta olsun. Ali'nin özgürlüğü de hayatı da sadece sana bağlı. Ne diyorsun? İşe yarar mı o görüntüler? Yani... Eğer raporu alamazsan kararın üstüne gölge düşebilir. Çünkü bayağı el sıkışıyorlar yani, görülüyor. Evet. Ama inkar da edebilir, bilemedim. Ne yaparsa yapsın. Ben yarın o kuruldan akıl sağlığı yerindedir raporunu alacağım ben. Ben de geleceğim, kapıda seni bekleyeceğim. Acıyor mu? Sızlıyor biraz. Çok mu yürüdün bugün? Ay, o kadar çok yürüdüm ki Rüya. Ay. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Yani çok, çok özgür hissediyorum. Çok güçlü hissediyorum. Sen hep güçlüydün zaten. Sen daha küçüktün. Ben de öyle deli doluydum işte, öyle bir şeydi. Sen de ağaçlara tırmanırdın, ağaçlardan ağaca atlar, duvarlara tırmanır. Böyle kimsenin cesaret edemediği şeyleri yapardın. Yani sevilmek istiyordum. Amcam seninle beni görünürde hiç ayırt etmezdi. Yani böyle senin başını okşuyorsa mutlaka benim de başımı okşardı. Yani sana bir şey alınıyorsa mesela muhakkak aynısından bana da alınırdı. Ama Rüya... Ay Allah'ım derdim, ne olursun. Ne olur ya Rüya'nın kokusundan bana da ver ya da babamı geri ver. Vere vere Çelebi'yi verdi. Güldürme Tanrım. Ya ne? Öyle al, sen dedi sevgi mi dilenirsin? Al. Al böyle sevgisini, hastalığını aşk zanneden bir manyak. Aşık oldun mu Çelebi'ye? Olmuştum. Maalesef. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Sen nereden biliyorsun bu şarkıyı? Ne bilmeyeceğim, bilmeyeni dövüyorlar be. Her şey karanlık. Açalım mı? Aç. Dur bakayım. Ya açsana. Bir dakika. Mikrofonu yapacağım. Buyurun.
Nayan Hanım. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık? Kulak edene yazıklar olsun. Geliyor, hazır. Şikayetim Yaradan'a, şikayetim Yaradan'a. Allah Allah! Heh, kardeşim, her şey yolunda mı? Tamam oğlum, aklın kalmasın bende. Sabah sendeyim, tamam kardeşim? Tamamdır oğlum, eyvallah. Eyvallah. Arsızlar, bir alemleri eksikti. Sen gül gül. Elimizden her şeyi aldıkları zaman göreceğim ben seni. Anne. Ne? Babamla abimin hatırasını kimse benden alamaz. Tamam mı? Densiz bunlar, densiz işte. Evet beyler, var mı artık? Rest. Rest dedim. Pas. Pas. Ne var burada? Full. Full. Kızdan. Hadi. Kalk kardeşim, son tur. Üşüdün mü? Biraz. Of, dondum, dondum. Gel. Ay. Gel, gel, gel. Sobayı kurdum ama şimdi yakacak bir şeyimiz yok. Yarın alacağım. Of. Aa, ne oldu? Niye sırıtıyorsun? Sen Çelebi'ye aşık olduğunda ne olmuştu? Yani ne hissettin? Ne oldu? Yani Gamze'sine sığınabileceğim bir adam işte dedim. Gamze ne ya? İşte. Ay Gamze ne? Bana klişelerle gel. Senin midende kelebekler uçuştu mu? Ayağın yerden kesildi mi? Bu tarif ver bana. Ha, niye soruyorsun sen bunları? Merak ettim. Niye bilmiyor musun? Daha önce aşık olmadın mı? Ben aşka inanmam. Daha önce olmadığın içindir. Çiçek de öyle derdi. Ama şimdi olmuşsun sanki. Oldun mu? Ömer. Yine aynı şekilde sırıtıyorsun. Cemre. Cemre. Ne? Hiç kimse bana bir şey yapamaz diye düşündüğün oldu mu? Nasıl yani? Yani dünya ne kadar kötü bir yer olsa da hep yanında birinin olacak olması. O birini hep görme isteği. Sokağa dönünce bile hemen ona dönme isteği. Niye oluyor bu?
Yani bilemiyorum tabii şimdi. Bunu konunun muhatabına sorman lazım. Sen bana ne yaptın diye. Sorayım mı? Durduğun kabahat. Dayan kapısını. Gerçekten mi? Sen hala burada mısın? Ne yapıyorsun? Hemen sorup geleceğim. Kızım şaka yaptım. Ben yapmıyorum. Bir sen cinden razı mısın zaten? Benim seni gaza getirmemi bekliyordun. Hemen geleceğim, hemen. Çeyrek geçe giriyorlar. Bizimle bağlantısı? Kurulamaz. Karanlık tiplerin kumarhane çatışması. Su testisi su yolunda kırılır. Rest. 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 Bas. Floş. Kupa. Nasıl? Hadi beyler, elinize kolunuza sağlık. Güzel kumar oldu. Ben kaçar. Başka zaman devam ederiz artık. Hadi, şeytanınız bu olsun. Al patron. Erken kalktın. Ne yapayım abi? Kazanacağımı kazandım, gerisi onlar. Hadi, biraz seri olsun, vallahi işim var. Şansın varken devam etseydin. Abi kalsın. Sabah gideceğim, işim var. Hadi abi ya. Acelem var biraz ha. Düşeriz lan!
ne yaptın bana ya? Ömer. Ömer! 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 Yardım edin! Yardım edin beni! Yardım edin! Ömer! Ömer! Bekir ol prenses. Tamam, sen yorma kendini. Yorma kendini, tamam mı? Hemen ambulans çağırıyorum. Ömer! Alo! Alo, Yerdeniz sokaktayım, 7 kulede. Acil ambulans! Ay! Ömer! Üşüyorsun. Üşüyorsun. Üşüme. 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 Ben alışkınım prenses. Bir şey veriyorsun. Üşürüm ben. Artık değil. Artık değil. Artık ben varım. Ben varım. Artık hiç üşümeyeceksin. Hiç üşümeyeceksin artık. Geçti, ben üşümüyorum artık. Ömer. 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 Ömer kafama gö... Ömer kafama gözünü. Ömer kafama, Ömer duyuyor musun beni? Ömer duyuyor musun? Aç gözünü Ömer. Ömer! Ömer aç gözünü. Sen doğduğunda annemin kucağında eve getirildiğinde küçücüktün. Çok kıskanmıştım. Korkmuştum da. Kayabeyli ailesinin gerçek soyundan, gerçek kanından bir erkek evlat. Sen veliahttın. Ben çöp tehlikesine asılmış bir çocuk. Sahiplenilmiş evlatlık. Seninle yarışamam. Bir kez daha terk edilirim sanmıştım. Yanılmışım. Kimse terk edemez. Sen de. Bir kez olsun güçlü biri gibi davran. Beni utandırma. Uyan artık. Ölmene izin vermeyeceğim kardeşim. Hayatım. Böyle bir günde seni yalnız bırakmak istemedim. Evet.
bugün benim en umutlu günüm. Umut. Güzel bir şey. Ama senin için üzülüyorum sevgilim. Çok yüksekten uçuyorsun. Bir gün yere çakıldığında canın çok yanacak. Hı? Bu defa değil. Başaramayacaksın. Çünkü ben pes etmeyeceğim. Ben de etmeyeceğim. Ben izin vermedikçe beni bırakamayacaksın. Yapma şunu. Çok affedersin. Özür dilerim. Bu sesin sana babanın ölümünü hatırlattığını unutmuşum. Pardon. Bana anlatışını dün gibi hatırlıyorum. Kovanın zemine düştüğünde çıkardığı sesi duydum demiştim. Zemindeki sesi. Öyle bir ses miydi? Ha? Muhtemelen böyle bir kova. Yeter. Yeter. Ah. Sinirine hakim ol sevgilim. Sakin. İçeride sorduklarında böyle davranacaksın. Cemre Kaya Bey ile evet. Buyurun lütfen. Önceden farklı 3 kuruldan alınmış akıl sağlığınızın yerinde olmadığına dair raporlar var. Kocam beni ilaçlarla zehirlediği için dönem dönem ilaçların etkisinde kaldığım zamanlar oldu. O raporlar da zaten o dönemlere ait raporlar. Daha önce kayıtlara geçmiş intihar teşebbüsünüz olmuş. Öyle doğru. Yani kayıtlarda böyle bir şey var ama ben intihar etmedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama intihar etmedim. O rapor da zaten o dönemlere ait. Çocukluğunuzda bipolar teşhisi almışsınız, doğru mu? Yani ben sadece... Evet, sadece ne? Sadece... annesi babasını öldürmüş bir çocuktum. O dönemde de insanlar, büyüklerim beni anlamaya çalışmak yerine etiketlemeyi tercih ettiler. Daha kolaylarına geldi galiba. Ve tabii annesi babasını öldürmüş bir çocuk olarak psikolojim darmadağındı. Amcamlarda kalıyordum o zaman. Her gece dua ediyordum, Allah'ım ne olur babamın bir yaşam hakkı daha olsun diye. Ve inanıyordum buna yani. Kendimi buna inandırıyordum, buna inana inana uyuyordum. Sonra sabah bir kalkıyordum. Babam yok, ben hala amcamlardayım. Tabii yani çocuk aklına bir çıkış yolu aramak, bulmak istiyorsun. Ben de... yani beni kimsenin sevmesine izin vermiyordum çünkü sanki böyle sevilmezsem babam geri gelecek gibi düşünüyordum beni sevmek için. O yüzden böyle biri başımı okşadığında çok öfkelenirdim. Çok öfkelenirdim.
Bir yandan da sevilmek istiyorum. Yani biri beni sarsın istiyorum, babam gibi. Yani sıkı sıkı sarsın, ben çırpınsam da bırakmasın. Sonra... tabii bir dönem sonra... şimdiki eşimle tanıştım. Tabii beni sahiplenmesini aşk zannettim. Hani rüya gibiydi. Karabasanmış. Siz kaçtıkça arkanızdan gelir ya, sesiniz çıkmaz. Uyanamazsınız da. Herkesin size düşman olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Hayır, herkesin bana düşman olduğunu düşünmüyorum. Yani şizofren ya da paranoyak değilim. Hayır. Titreme neden oluyor? İlaçları bıraktım. İlaçları bırakınca onun yan etkisi olarak... mide bulantısı da oluyor. Tabii baş dönmesi de oluyor. Yani neyle ilgili soru sorarsanız cevaplayabilirim. Anneniz babanızı neden öldürdü? Annem mahkemede öz savunma olduğunu söyledi. Yani babamın onun kıskandığını, dövdüğünü. Siz öyle düşünmüyorsunuz galiba. Neden? Annem rahatsızdı. Yani psikolojik problemleri vardı. Sizin gibi mi? Hayır. Hayır, ben hasta değilim. Hasta değilim. Değilim. Özür dilerim. Affedersiniz, özür dilerim. Ama artık yani birileri benim sesimi duysun istiyorum. Ben annem değilim. Onun mirasını taşımıyorum. Bir bakın, bana bir bakın. Yaşadıklarıma, anlattıklarıma. Yani ben görmediğim duvarlara çarpı çarpı paramparça oldum. Ama hala ayaktayım. Çünkü ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Üzerime yapışmış bir etiketten kurtulmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Çünkü bir hayalim var. Basit. Ama benim için çok büyük bir hayal. Ve evladıma kavuşmak istiyorum. Her anne gibi evladının yanında olmak istiyorum. Ve bunu sadece kendim için de istemiyorum. Dışarıya adımını attığı anda öldürüleceğini düşünen kadınlar için de istiyorum. Bizim görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz, çoğu zaman görmezden geldiğimiz kadınlar için, katledilen kadınlar için ve annesi gözünün önünde öldürülen çocukları için de istiyorum. Taktık kravatı, titrini, canını aldığı kadından daha değerli gören erkeklere inat istiyorum. Bir kadını haklı görmek için delil ama bir adamı haklı bulmak için bahane arayan adalete inat istiyorum. Bir kerecik olsun. İnanılan olmak istiyorum. Şimdi siz söyleyin. Benim akıl sağlığım yerinde mi? Değil mi?